Nesiniz? 475 plakası. Adıyamanımızın kıymetli basın mensubu arkadaşlarım, kıymetli Adıyamanlı hemşehrilerim. Dün akşam AK Parti Belediye Başkan Adayı Sayın Ziya Polat'ın canlı yayında üslupsuz sözlerine karşı cevabımızdır. Yeniden Refah Partisi Genel Başkanımız bu yola girerken zerafetini, nezaketini, üslubunu, tavır ve davranışlarını örnek sergilerek bu yola girmiştir. Bizler de Genel Başkanımızın yoluna giderek onun o zarif üslubunu sürdürmeye devam edeceğiz. Ancak AK Parti Adıyaman Belediye Başkan Adayı Ziya Polat dünkü konuşmasında hiçbir genel başkana söylenmeyecek, hiç de hoş olmayan bir üslup ve tavırla konuşmuştur. Onun bu nezaketsiz konuşmasına karşın yeniden Refah Partisi Adıyaman İl Başkanı olarak cevap vermem gerekir. 50 yıllık bilgi birikim ve deneyimin harmanlandığı milli görüş ve adil düzenin lideri, Türkiye'mizin, milletimizin yeni umudu, 81 ilde yüzlerce projesi ile gümbür gümbür gelen Sayın Genel Başkanıma lan kelimesini kullanamazsınız. Biz her seferinde Sayın Cumhurbaşkanımız diye hitap ederken AK Parti Genel Başkanı'na isminin önüne Sayın koyarak konuşurken sizin kullandığınız lan kelimesi nezaketsizliğinizin iradesidir. Bu üslup AK Parti Belediye Başkan adayına yakışmamıştır. Milli Görüş Hareketi'ni seversin, sevmezsin. Beğenirsin, beğenmezsin. Ama milli görüş ile ilgili konuşurken iki defa düşünmen gerekir. Çünkü projeleri olan tek hareket Milli Görüş Hareketi'dir. Ayrıca Genel Başkanım Sayın Doktor Fatih Erbakan Türkiye'nin yeni lideri olacaktır. Bunu böyle biliniz. Ülkemizde seçime giren bütün partiler aynı kulvarda, aynı yarışın içerisindedir. Ve hepsi de kendine göre değerlidir, önemlidir, kıymetlidir. Hiçbir partinin diğer partiden üstünlüğü yoktur. Ama gördüğümüz kadarıyla iktidar hırsı, iktidar zehirlenmesi yaşayanlar bugün bizlere saldırmaktadırlar. Demokrasimizin gerçeği olan seçimlere saygılı olmayı, isteyen parti şemsiyesi altında, isteyen bağımsız aday olarak seçimlere hiçbir baskı altında kalmadan hür bir şekilde girme hakkına sahiptir. Birilerini küçümseyerek, birilerinin gölgesine sığınarak, yok sayarak değil. Projelerinizle gelin, kadim şehrimize katacaklarınızı konuşun. Daha düne kadar siz bu şehirde yokken biz 50 yıldır kadim şehrimizin tozunu, toprağını içimize çekiyoruz. Her sokağında, her köyünde ayak izlerimiz var. Yaptığımız her işte de Allah rızasını gözetiriz. Bize inancımız yeter. Sayın Ziya Polat, rahmetli Erbakan hocamızın adını konuşmak size asla düşmez. Ne size ne de başkalarının hayallerini rahmetli Erbakan hocamızın gölgesine yetişmez, onun hayalleri dünyaya sığmaz. Siz başkalarının gölgesinde kalmaya devam edebilirsiniz. Sayın Genel Başkanıma iktidar hırsı, koltuk hırsı demişsiniz. Ayda 8 defa ete, süte, mazota zam üstüne zam getiren, emeklilerimizi açlığa mahkum eden, sabah namazıyla birlikte 1 kilo ucuz et almak için saatlerce kuyrukta bekleten benim genel başkanım değil, sizin hükümetinizdir. Kendinizi ifade etmeniz gereken yerde, projelerinizden bahsetmeniz gereken yerde sürekli gölgede kalıp yeniden Refah Partisi'ne, milli görüşe, adil düzene saldırıyorsunuz. Çünkü siz de çok iyi biliyorsunuz ki vallahi de billahi de gümbür gümbür geliyoruz Allah'ın izniyle. Adıyamanımızın belediyesinin anahtarını alıp genel başkanımıza inşallah hediye edeceğiz. Bunu buradan haykırıyorum. Biz yeniden Refah Partisi olarak hiçbir siyasi partiyle polemiğe girmek istemiyoruz. Ancak
AK Parti Adıyaman Belediye Başkanı adayı Ziya Polat'ın nezaketsiz konuşmasına cevap vermemiz gerekiyordu. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim, saygılar sunarım. Bu öğretimiz Cennet Mekan Erbakan hocamızdan kalmadır. Bu öğretimiz Genel Başkanımız Sayın Doktor Fatih Erbakan'dan kalmıştır. Biz hiç kimsenin kalbini kırmaya gelmedik. Biz sadece bu memleketin kaderini değiştirmeye geldik. Rabbim yar ve yardımcımız olsun inşallah. Bu memleketin kaderini değiştirecek de çok kıymetli Nazif Atalay Başkanım olacaktır. İnşallah bu kaderi hep birlikte emin adımla değiştireceğiz. Başkan Nazif! Başkan Nazif! Başkan Nazif! Başkan Nazif!